Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Edebiyat kitaplarımı sizlere bir hatırlatmak, önümüzdeki yılın tayfası için de hocam 2023'ünde şöyle bir tanıtmak istedim. Öncelikle konu anlatım, daha doğru ifadeyle edebiyat notlarıma gelelim. Bakın konu anlatım dedim ama hemen o ifadeyi düzelttim. Çünkü burada böyle sıradan şunlar, şu yok, şöyledir, böyledir gibi bir konu anlatımı görmeyeceksiniz. Baştan sona sınav odaklı, akrostişle hazırlanmış, tamamen taktik içeren bir AYT edebiyat notları kitabı var elimde. Ne demek hocam bu? Ben arkadaşlar dershanede vesairede derslere girdiğim zaman öğrencilere aktardığım bilgiler bunlar. Bunları aktarıyorum, haydi eyvallah diyoruz, öğrencileri sınava uğurluyoruz. Bu kitabın özelliği şu: kitap baştan sona akrostişle hazırlanmış. Mesela Ahmet Muhyiddin Anas, Serenat akrostişle aktarmışım. Yani Serenat'tan özelliklerini öğreniyoruz. Aynı zamanda bir eserini de cebimize koymuş oluyoruz. Ardından eserleri falan. Bu kitap tamamen sınav odaklı hazırlanmış bir kitaptır. Bu arada videolarda kullandığım bir kitap arkadaşlar. Muhtemelen içini karalamışımdır ben bunu. Çünkü direkt kitaplıktan aldım. Hah, mesela bakın böyle anlatımlarda falan zaman zaman kullandığımda kitaplardan bir tanesi. Şimdi bütün konuları anlatmakla kalmıyorum arkadaşlar. Bu kitaptan kitabın sonuna bakın ne koydum. Türk Edebiyatı'nda ilkler. Sanatçılar ve ünvanları, Rüştü Hoca'dan nokta atış bilgiler, burası önemli, nokta atış yazar eser eşleştirmeleri, mutlaka bilmeniz gereken eser içerikleri, bir cümleyle Cumhuriyet sanatçıları tamamı, 150 maddeyle genel tekrar gibi gibi gibi, burada nokta atışlar var. Sadece şurası bile sınavda baya baya fullettirecek kısım arkadaşlar. Konular dediğim gibi gayet yine rahat, sayfayı ben çok rahat kullanıyorum konu anlatımlarında, böyle sıkıştırmadan, bunaltmadan. Mesela şu sayfaya şöyle baktığın zaman çok böyle içini açıyor, rahat rahat, biraz şu biraz bu kafanda böyle oturuyor, sonrasında ayrıntılarına giriyorsun ilerleyen sayfalarda, iyice otur oluyorsun. Tüm konular var. Bakın burada kendimi parçalamışım artık ne anlattıysam. Bütün konuların eksiksiz yer aldığı, sınavda nokta atış bilgileri tutturduğumuz, bu sene yine şov yapan kitabımız arkadaşlar. Mutlaka cebinizde bulunmalı. Şuradan da hemen kanalıma ulaşarak konu anlatımlarını izleyerek, dinleyerek götürebilirsiniz. Geldik soru bankama arkadaşlar. Fulleten AYT Edebiyat Soru Bankam. Bu benim hayalimdeki edebiyat soru bankasıdır arkadaşlar. Daha ötesi kafamda yoktur, onu söyleyeyim. Yani şöyle, ben yani o kadar kitabı kontrol ettim, inceledim, çözdüm, çözdük vesaire. Baktım. Şurada bu eksik, burada şu eksik, şurada şunu yapsak çok iyi olur. Ya şu kitaba şunu eklesek harika olur. Ne dediysem hepsini aldım, bu kitaba dönüştürdüm arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, şimdi çok çılgın sayıda bir soru var arkadaşlar. 2103 soru var bu kitapta. 2103. Ne eksik ne fazla. Tam 2103 soru var. Bu ne demek hocam? Yani ot da var, çöp de var. Çok lazım olan da var. Değil mi? Zorlayacak olan da var. Hocam Allah aşkına durun ya. Dedirtecek zorlukta soru da var. Bunda ne var ki diyeceğiniz, çat diye böyle görür görmez işaretleyeceğiniz soru da var. Yani burada kolaydan çok zora doğru giden müthiş bir şey var burada arkadaşlar. Bir hiyerarşi var, bir düzen var. Mesela rastgele açtım. Şöyle bir test sayısına da bakalım, çılgınlığına da bir görelim. Mesela işte öğretim edebi akımlar 10 test koymuşum. Ben kimim diye bir test koydum. Tam 8 test burada arkadaşlar. Yazarların nokta atış bilgileri var direkt yazarı tanımanız için. Yazar eser tür. En sonuna karma testler koymuşum. Yetmemiş değil mi? Şiir bilgisi demişim, bakın tek tek şiir inceleme 7-8 test gibi gibi gibi. Şöyle içini açtığımız zaman da gerçekten sınav formatını birebir veren, bakın dikkat, çeşitli sorular var. Değil mi? Yukarıda özellikleri kullanma, direkt soru tarzı, bilgi verip yazarı sorma, uzun uzadıya bir şiir, buradan çıkarılacak bilgiler gibi gibi gibi. Artık hangi konuyu açarsanız inanılmaz bir soru sayısı, inanılmaz zenginlik, kesinlikle bitmeli ve sonrasında artık soru işareti kafalarda kalmamalı. Ardından da arkadaşlar işte yeni baskı, 2022 baskı, tabii ki denemeler, değil mi? Her şeyi çözdükten sonra 24 soruluk 10 tane çılgın deneme yer alıyor arkasında çözümleri. O da yetmedi, burada ayrıntılı çözümlerini kare kodu okutarak da izleyelim, dinleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz arkadaşlar. Var mı soru işareti? Yok. Tam 3 tane edebiyat kitabım var arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Konu anlatım kitabım, soru bankam ve ardından denemelerim. İnşallah nicelerini önümüzdeki dönemlerde görürüz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.